Selam gençler kim yağdısı nasılsınız kim yağdısı ders kanalına hoş geldiniz gençlerim karma testlerde devam ediyoruz ve test yüzde kalmıştık bu dersimizin konusu da kimya her yerde o zaman ne yapıyoruz hemen kitabımızı elimize alıyoruz sayfa 205 ve 206'yı açıyoruz ve kimya her yerde ünitesiyle alakalı olan testimizi çözmeye çalışıyoruz o zaman ilk sorumuz gelsin Diyor ki şimdi bakın katı yağlarla ilgili bir sorumuz var burada. Yağlar şimdi hani sıvı yağ biliyoruz, katı yağ biliyoruz değil mi? Bir de hani doymuş yağ, doymamış yağ diye bir şey duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi karbon 4 bağ yapar ya, bu karbon bağlarını böyle tekli yaparsa Doymuş bir yapı olmuş oluyor ama karbon bağlarını böyle ikiye bir bir yapabilir ya da 3'e bir yapabilir ya da işte iki iki de yapabilir fark etmez yani yapıda ikili ve bağ ya da üçlü bağ olursa doymamış bir yapıya sahiptir ve doymamış bu hirokarbonları yakmak kolaydır. Ama doymuş bir e, bu karbonu buradaki yakmamız zor olur. O yüzden mesela sıvı yağları yakmamız daha kolaydır diyoruz. Neden? Sıvı yağların doymamış yağ oranı yüksektir. Ama katı yağlarda ise doymuş yağ asidi yüksek olan yağlardır. O yüzden birinci öncülümüz bu durumda doğru geliyor. Çünkü onunla alakalı bir şey söylemiş. Peki demiş ki hayvansal kaynaklardan elde edilen tür ne? Tereyağı diyoruz. Evet şimdi tereyağa baktığımız zaman arkadaşlar katı bir yağ değil mi? Onu biz nereden elde ediyoruz? Tabii ki hayvanlardan elde ediyoruz. O yüzden bu da doğru. Bir de ne var? Ee, hani bilirsiniz değil mi? Margarinler var. Bu margarinler de aslında sıvı yağların dışarıdan hidrojenlerle doyurulmasıyla oluşan yağlardı ama tabii bunları çok tüketmemek gerekir yine de. Çünkü orada trans yağ oluşabilir ve bu trans yağlarda bizim vücudumuzun mekanizmasına zarar verebilir. O yüzden bu bitkisel yağların aslında hidrojenle doyurulması sonucunda elde edilen tür margarin denir demiş 3. öncülde. Doğru demiş. Kabul ediyoruz. O yüzden burada bir güç yani E seçeneğimiz gelecek. Geldik diğer sorumuza. Demiş ki kozmetiklerle ilgili olarak aşağıdakiler hangileri doğrudur? Şimdi kozmetik deyince kişinin güzelleşmek için değil mi? Kullandığı bazı malzemeler değil mi? Baktığınız zaman tabi siz Hepiniz güzel insanlarsınız. Çok fazla kullanmamanız gerekir çünkü bunların içerisinde bazı ağır metaller var. Bazı böyle işte baktığınız zaman kanser yapabilecek, riskli olan maddeler vardır. Kimyasal bazı boyalar vardır. Onları o yüzden çok fazla kullanmamaya dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bununla alakalı demiş ki insan vücudunun temizlenmesi, bakımı ve daha güzel görünmesi için kullanılan ürünlerdir. Evet doğru bunu böyle kabul edebiliriz. Yani insan vücudunun daha iyi görünmesini sağlarız bunlarla. Peki devam edelim. İnsan sağlığına zararlı herhangi bir kimyasal madde içermezler. Keşke öyle olsa ama değil arkadaşlar. Maalesef içerisinde pek çok malzemeler, kötü maddeler vardır diyebiliriz. Peki ne diyor? Deriye, saça, dişe ve ağız boşluğuna uygulanan türleri vardır. E tabii ki nedir? İşte saça böyle saç boyası gibi düşünebilirsiniz. İşte ağız boşluğuna diyor orada yine baktığınız zaman e, dişlerimize böyle bir yararı kullanabilir ya da işte böyle rujlardır işte farklı farklı böyle biliyorsunuz makyaj malzemeleri vardır. Bunları değerlendirebiliriz. O yüzden burada arkadaşlar cevabımız 1-3 olması gerekiyor ve hemen ben burada D şıkkını işaretlerim. Geldim 3'e. Şimdi bu da bir bilgi sorusu aslında bakarsanız. Bizim iki tane temizlik maddemiz var çok temelde. Birisi deterjan, diğeri de sabundur. Şimdi sabun çok çok eski zamanlardan beri olan bir maddedir. Ve hani simyacıların bulduğu bir maddedir. Ee, burada arkadaşlar baktığımız zaman yağ asitlerinin böyle bazlarla tepkimesinden elde edilen bir tuzdur normalde. Ama deterjan deyince bir petrol ürünü ya da kömür den elde ettiğimiz bir maddedir diyebiliriz. O yüzden şimdi bakalım diyor ki petrol türevlerinin çeşitli kimyasallarla tepkimesinden toz, sıvı ya da jel olarak elde edilen kimyasallara tabii ki ne diyoruz? Deterjan diyoruz. Petrol deyince hemen aklımıza burada deterjan gelmesi gerekir. Peki bitkisel ve hayvansal yağların işte sodyum hidroksit gibi, potasyum hidroksit gibi bazılarla Kuvvetli bazı ara tepkime sonucunda elde edilen tuzlara da biz sabun adını veriyoruz. İşte sodyum hidroksit kullanılırsa e, beyaz sabun yani e, sert sabun dediğimiz sabun. Eğer potasyum hidroksit kullanırsak yumuşak sabun elde ediyoruz. O yüzden burada baktığımız zaman cevapta C seçeneğimiz gelir. Evet dörtteyiz. Şimdi diyor ki aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi diyor ki sabun yüzey aktif madde içerir. Evet doğru. Yani yüzey gerilimini düşüren bir maddedir sabun. O yüzden yüzeyici aktif madde içerir diyebiliriz. İşte hem polar hem apolar kısımları vardır içerisinde ve bunlar da yüzeyici aktif madde özelliği taşır. Şimdi çamaşır suyu dediğimiz ağartıcı özelliği gösteren bir temizlik maddemiz var. Onun da formülü sodyum hipoklorit yani NaClO'dur bu doğru. C şıkkı bir kalsın. D'ye bakalım. Katı sabunların bu hani ıslak kalan yüzeylerinde, değil mi? Biliyorsunuz ki işte bakteri ya da mantar olabilir. O yüzden böyle katı sabuna çok kullanmamaya gayret etmek gerekir. Yani ne yaparız? Sıvı sabunlar bizim için daha iyi bir temizlik ürünüdür diyebiliriz. Özellikle bu toplu alanlarda katı sabun zaten hiç kullanmamak gerekiyor. O yüzden bu doğru geliyor tabii ki. Deterjan yine Petrol ve kömür türlerinden elde edilen bir maddedir demiş. Evet bu da doğru arkadaşlar. Cevap da bu durumda ne oluyor tabii ki C seçeneğimiz oluyor. Pardon D işaretledim arkadaşlar. C'yi işaretleyeceğim. Neden? Çünkü kireç kaymağının kimyasal formülü Kimdir bu Arkadaşlar O kalsiyum hipoklorit. Onu ben böyle yazayım. Bu ise burada verdiği madde ise kalsiyum hidroksit yani e, sönmüş kireç dediğimiz madde olmuş oluyor. Ama deterjan e, pardon kireç kayma deyince e, kalsiyum hipoklorit dediğimiz madde olması gerekirdi. Burada bir hata yapmış. Biz zaten yanlış istiyorduk. Cevap da bu durumda C seçeneği gelir. Beşteyiz. Şimdi burada bize bir tablo vermiş. Burada isimleri verilen ürünlerin formüllerini biz karşısına yazacağız. Hemen bakalım. Bak şimdi deterjan deyince e, burada arkadaşlar içerisinde kükürt olması gerekir. Hemen bakıyorum işte C12H25SO3 sodyum. O zaman ben burada tabii ki C şıkkında ve E şıkkında bunu gördüm. Arap sabunu deyince içinde potasyum olması lazım. O zaman C17H35CO potasyum olacak. Hemen ben burada zaten E şıkkında bunu görebiliyorum arkadaşlar. Sert sabun deyince de Potasyum yerine sodyum gelmeli. çünkü sert sabunda onun üretiminde sodyum hidroksit kullanıyoruz. Potas e, oradaki arap sabunda da potasyum hidroksit kullanıyoruz. O yüzden burada cevabımızda baktığımız zaman E seçeneğimiz gelir deriz. Geldik altıya. Şimdi demiş ki soruda bize polimer maddelerle ilgili olarak bazı bilgiler verilmiş. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi bakalım polimer deyince. Böyle küçük moleküllerin birleşerek büyük bir molekül meydana getirmesi. Mesela Kevlar, evet. Kevlar bir polimerdir. Bunu nerede kullanıyoruz derseniz çok sağlam bir madde olduğu için özellikle zırhlı araç gövdelerinde ya da paraşüt ve dağcılıkta o iplerde falan kullanılan bir maddedir. O yüzden bu ifademiz doğru gelir. PET şişe en yaygın kullanılan polimerlerden birisidir. İşte bu ne yapıyoruz? İçeceklerimiz özellikle içecek şişeleri, kavanoz ve ambalaj yapımında kullanılan bir polimer türüdür. Bu da doğru geliyor. Şimdi polistiren dediğimiz bir madde var. Bunu böyle çatılarda kullandığımız bir aynı zamanda bu yalıtım malzemesi. Bir de tabak çatal gibi malzemelerde de kullanılır arkadaşlar. O da bizim elimizde olan bir maddedir. O yüzden bunu da kabul edeceğiz. Cevap bu durumda 1-2-3 yani. O yüzden cevapta bu durumda E seçeneğimiz gelir. Geldi kediye. Demiş ki geri dönüşüm ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Evet geri dönüşüm bizim için çok çok değerli bir olay. Çünkü hani bir şeyi yapıyoruz ama bir daha böyle kullanmadığımız zaman geri dönüştürebilirsek yeni bir şey üretmektense onun böyle çevrilmesi olmuş oluyor. bu bir şekilde ne yapabiliriz? Doğayı koruyabiliriz, ağaçları koruyabiliriz öyle değil mi? Şimdi bakalım ne diyor? Kullanılmış defter veya kitapların geri dönüşüm mümkündür. Evet tabii ki mümkündür. Yani bu şekilde ne yaparız? Binlerce ağacı koruyabiliriz ve bu şekilde çevrenin de korunmasına katkı sağlayabiliriz. Bu doğru arkadaşlar. Devam ediyorum. Ne demiş? Geri dönüşüm çevre kirliliğini azaltıcı yönde etkiler. E tabii ki mesela en basitinden kağıtları koruduğunuz zaman, kağıtları geri dönüştürdüğünüz zaman pek çok ağacı korumuş oluyorsunuz ve bu şekilde de çevre kirliliğini azaltırsınız. O yüzden bu da doğru tabii ki arkadaşlar. Peki ne diyor? Alüminyum veya metal malzemelerin geri dönüşüm mümkündür. E tabii ki metalleri çok rahat bir şekilde dönüştürebiliriz. Bu da mümkün. E, devam edelim. E, D şıkkı bir kalsın. E'ye bakmak istiyorum. Kullanılmış malzemelerin yeni malzemelere ya da ürünlere dönüştürebileceğine e, dönüştürmesine geri dönüşüm denir. Zaten burada geri dönüşümün tanımını yapmış. Ne diyor? Tüm polimer malzemelerin geri dönüşümü mümkündür demiş. Hayır arkadaşlar maalesef hepsinin geri dönüşümü mümkün değil. Öyle olsaydı çok sevinirdik ama bu değil yani. Cevap da bu duruma ne oluyor? D seçeneğimiz oluyor diyoruz. Evet 8'deyiz. Bir öğrenci ilaç kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapmak için aşağıdaki maddeleri yazıyor demiş. Ya e buna göre diyor öğrencinin yazdığı numaralı ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi ilaçlar bizim için çok önemli. Hastalığımıza şifa bulmak için aldığımız kimyasal maddelerdir. Ama öyle Herkes de her ilacı alamaz değil mi? Her kişi herkesin hastalığı yani önemli tabii ki herkesin kişiye özgü hastalığı var ve ona göre de kullanması gereken ilaçlar olabilir. Şimdi diyor ki ilacın özellikle dozajı, dozaj aralığı ve uygulama şekline dikkat edilmesi gerekir. Yani işte sabah akşam diyorsa sabah akşam alman lazım. Çünkü onun böyle bir özelliği var. Hani böyle e, kana geçiş süresi var. Onları sağlayabildiğiniz zaman zaten iyileşebilirsiniz. O yüzden bu ifademiz kesinlikle doğru. Ne diyor? kullanılmayan ilaçlar geri alma tesisine götürülmelidir. Evet bu da çok önemli. Bu şekilde ne yapabiliriz? Onların geri dönüşümünü sağlayabiliriz. Bence bu çok çok değerli bir olaydır. Ve bu şekilde ilaçlarımızdan da yani böyle geri dönüştürerek aslında hem de böyle çevrede böyle kirlilikten de kurtarmış oluruz olayı. Peki doktor kontrolü dışında ilaç kullanmak tabii ki sakıncalıdır. Biz doktorun verdiği ilacı kullanmamız gerekiyor. Bu da doğru. Cevap 1-2-3 olacak. Yani E seçeneğimiz gelir. Geldik 9'a katkı maddeleri ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Şimdi gıdalarda kullandığımız katkı maddeleri var. Bu sayede ne yapıyoruz? İşte gıdaların raf ömrünü artırmış oluyoruz. Gıdaların böyle işte homojen görünmesini, renkli görünmesini sağlıyoruz. Şimdi bununla alakalı bir sorumuz var. Bakalım anlamaya çalışalım. Ne diyor? Emulgatörler gıdalara homojen görüntü kazandırmak için kullanılır. Evet doğru. Mesela işte özellikle bu yoğurtlarda falan bu vardır. Normalde böyle değil mi? Yoğurtlar böyle homojen görünür. Ama evde yaptığımız yoğurtta böyle dalgalı bir kıvam vardır. Görünüş vardır. İşte emulgatörler onun hoş görünmesini sağlar. Peki hazır gıdalarda oluşabilecek küf, mantar gibi bozulmaları engel olmak için Boyar maddeler mi? Hayır tabii ki boyar maddeler değil. Boyar maddeler onun böyle güzel böyle renkli görünmesini sağlayan maddelerdir. Boyayan maddelerdir yani gıda boyaları örneği verilebilir. Peki burada nedir olayımız? Burada koruyucu maddeler yani mesela sodyum benzoat gibi maddeler ne yapar? O maddeyi korur. Yani ve bu şekilde gıdanın raf ömrünü de artırır diyebiliriz. Peki devam edelim. Hazır gıdaların aromasını artırmak için tabii ki bazı yapay tatlandırıcılar kullanılabiliyor. İşte e, sakkarinler falan ya da glikoz şurubu gibi ürünler kullanılabiliyor. Ama bunlar da tabi ki bize zarar verebilir arkadaşlar. O yüzden çok fazla böyle abur cubur tüketmemeye gayret etmenizi isterim. O yüzden buradaki cevabımız 1-3 olur. Yani cevapta C seçeneğimiz gelir geldik ona. Şimdi ben burada ne görüyorum arkadaşlar? Burada bir tane iğnemiz var. Evet. Ve görteldeki ilaçla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi bakın kas veya damar içerisinde uygulanan bir maddedir bu tabii ki. Evet önemli değil mi iğne? Ee, ve Etken maddesi ağız yoluyla değil deri yoluyla aldığımız bir olaydır. Bu da yanlış oluyor arkadaşlar tabii ki. Çünkü derimize o kasa uygulanan bir yapıdır. Ve vücutta da en hızlı şekilde e, e, bu etki eden bir maddedir. Mesela birisi hemen böyle ameliyat almış olsak kişiyi mesela bayıltmamız gerekiyorsa hemen ne yaparız? Bir iğne veririz veya işte kişinin böyle bir ağrısı varsa hemen bir iğne veririz ona. Ve bu şekilde ne olur? O kişinin ağrısı hemen geçiverir. O yüzden bu da doğru geliyor tabii ki arkadaşlar. Cevap da bu durumda denizli yani 1-3 olacaktır Geldik dersimizin son sorusuna. 3 tane görselimiz var. Margarin var, ayçiçek yağı var, zeytinyağı var. Evet margarin burada katı yağ. Ayçiçek yağı ve zeytinyağı sıvı yağlar biliyorsunuz ki. Yani margarin o zaman doymuş yağ oranı yüksektir. Diğerlerinin ise doymamış yağ oranı yüksektir. Bunu söyleyebiliriz. Ve şimdi baktığımız zaman yüksek derecede E vitamini içeri diyorsa bu ayçiçek yağını bize ifade ediyordur. Evet ayçiçek yağının özelliği E vitamini çok fazla içermesi trans ve doymamış yağ içerir diyor. Evet bu kimdir baktığımız zaman? Tabii ki trans yağlar deyince aklımıza arkadaşlar margarin gelir. Şimdi tabii ki doymuş yağ ama hani %100 doymuş olmuyor. Tabii içerisinde doymamış yağlar da var. O yüzden trans yağ deyince aklımıza margarin gelir ve ee, ...vitamin ve mineral açısından en zengin olan yağlar kimdir derseniz... ...tabii ki onlar da yağlardır diyebiliriz. O zaman demek ki e, burada 1B, evet 2A, 3 de e, C olduğuna göre... ...ben burada tabii ki A seçeneğini işaretleyebiliyorum. Evet, şimdi gençler kitabımıza farklı bir yere geçmiş olduk. Şimdi nedir o geçtiğimiz yer derseniz... ...evet şimdi biz beraber şu kitabımızın ÖSM benzeri soruları çözdüğümüz bir kısmımız var... Hani ÖSYM'e geçmiş yıllarda TET kısmında sorduğu e, sorulara benzer sorular içeren bir kavram var. Onlara geçeceğiz şimdi. Hemen sizin e, sizden istediğim aslında bakarsınız. Siz test 101'i çözmeye çalışın ben yükleyene kadar ve test 101 de zaten kimya bilimiyle alakalı. Şimdi tekrar ediyoruz kitabımızı ve bu şekilde tüm TET'i e, her bir testle ÖSYM benzeri olan testlerle tekrar ederek kitabımızdan tam bir verim almak istiyoruz. Çünkü hedefimiz full arkadaşlar. Haydi bakalım gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.